Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rust'ta Warrior'un hem Twitch'te hem YouTube'da yayınlarda kullandığı base yapımını göstereceğim. 2'ye 1 Snowball diye geçiyor. Bu haftalık oylamada o birinci çıktı. Size basit bir şekilde anlatımını göstereceğim. Aynı geçen hafta attığım ve ondan önceki hafta attığım Clan Base ve Posty Base gibi 2'ye 1 başlanıyor. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım kafanızın karışmasını istemiyorum. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz ya da Discord'dan ulaşabilirsiniz. Bu arada çekilişi kazanan arkadaşlara tebrik ediyorum. Steam üzerinden bana ulaşabilir. 10 TL'lik Steam cüzdan kodlarını alabilirler. Şimdi arkadaşlar ilk olarak klasik şeyimizi başlatıyoruz. Buraya bir adet üçgenimizi atıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Sonra alet dolabımızı her zamanki gibi, bu base'de de bunker yok, normal şekilde kullanılıyor. Böyle atıyoruz ve üst kısmını kapatıyoruz. Design konusuna gelirsek ben yapacağım. Design'ı en son da yapabilirim ya da beraber yaparız. Sonra dışarı bir üçgen atıyor. Buradan içeriye bir ayrıyetten üçgen koyacağım. Şöyle. Evet. Sonra bunu kırıyoruz. Bu kalabilir. Bu şekilde arkadaşlar başlıyor kendisi. Yani start olarak her zamanki gibi 2'ye 1 bir başlangıçta başlıyoruz bu arada. Sandıklarımızı düzgün bir şekilde dizayn ediyoruz. Kimsenin kafası karışmasın. Bunun üst katı da 2'ye 1 olarak atılacak. En üst katı da 2'ye 1 olarak atılacak. Tek kafanızın karıştırabileceği yer çıkış kapısı birazcık farklı. 2'ye 1 çıkışlardan. Onun dışında hepsi standart ve aynı. Şöyle garaj kapısını şimdiden kullanalım. Hatta şuradan şöyle bir sıfır başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdilik böyle bir dursun. Şimdi buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gerekenlerden bir tanesi, starter'ın zaten klasik 2'ye 1 olduğu için bunun geliştirmesi ve yükseltmesi çok basit. Yine aynı şekilde üçgenlerimizi atıyoruz. Şimdi burada üçgenleri atarken dikkat etmeniz gereken olaylardan bir tanesi burası. Normalde burayı boş bırakıyorduk 2'ye 1'lerden. Bu şekilde iniş yapıyorduk ama bu base'de tam tersi. Burayı olduğu gibi kapatıyoruz. Yani Posty'nin kullandığı tarzda yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi buraya kadar her şeyimiz tamam. Buraya bir adet çift kapımız, yani double door'umuz gelecek. Burası bu şekilde kalsın kapı yerimiz olarak. Sonra burayı olduğu gibi kapatıyoruz. Buraya bir adet kapı gelecek. Şu kapımızı kıralım. Yani bu kapının burada olmasının sebebi büyük bir ihtimal otomatik gelecek oraya. Burayı olduğu gibi kapatıyoruz. Buraya kendisi fırınları atıyor. Tabi buradaki dizaynı siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben buraya şahsen fırınları attım. Tabii ki buraya küçük bir loot room yapacağız. Küçük bir odamızı da şuraya yapalım. Kendisi bol sandıkla oynuyor. Ortalıkta çok sandık oluyor. Malum loot yetiştiremediği için, lootları koyacak yer bulamadığı için bu şekilde buraya tabii ki klasik garaj doorlarımız geliyor. Burayı bu şekilde kullanıyor. Şöyle. Burayı da aynı şekilde yarım bloklu kullanıyor. Buraya bir adet otomat atacağız. Buraya kadar her şeyi aynı yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Buraya pompalı tuzağımızı koyalım. Üstümüzde bulunsun. Aynen bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar, burayı nasıl değerlendiriyor? Buraya bir adet üçgen. Üstüne bir çerçeve. Buraya bir çift kapı ve bu double door oluyor çoğunlukla. Gitme, gitti bile. Şunu bir kıralım, bir daha yapalım. Lag var şu an kısmi biraz. Evet, şöyle bir double door'umuzu koyduk. Buraya bir üçgen koyuyoruz. Üçgenimizin üstüne normal bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Buraya giriş çıkışlarda evsiz varili kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir, yani bunu Twitch Drop'tan almadıysanız buraya geçici olarak fırında koyabilirsiniz ama buraya bir adet üçgen basamak gelecek.
Bunu buraya koyduktan sonra bunu zaten kendisi kırıyor bu şekilde. Tekrar garaj doğru geliyor. Buradan yukarı çıkarken tabii ki de buraya bir adet shotgun trebini kendisi de koyuyor. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Okey arkadaşlar. Buraya kadar kusursuz bir şekilde geldik. Çıkış yerimizi de ayarladık. Base'imiz gördüğünüz gibi klasik 2'ye 1 yükseltmesi bile aynı şekilde. Yani yükseltmeniz gereken tek şey yapmanız aynı şekli bir daha yukarı çıkmak. Design konusunda kendisi böyle kullanıyor. Hani birebir aynı kullanmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Kendi dizaynı, kendi yorumunu katmak isteyenler de olabilir. O sizin kendi şahsi fikriniz. Buraya kadar her şeyimiz okey. Yani bu saatten sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi kendisi yani buraya bol bol sandık yiyor arkadaşlar. Hatta burayı böyle yapmıyor. Özür diliyorum. Buraya normal bu şekilde yapıyor. Evet. Kusura bakmayın. Buraya böyle bol bol sandık yiyor. Sunucu kaynaklı bir lag olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Kendi oynama şekli bu şekilde. Hani bunu siz oynarsınız oynamazsınız orasını siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Şimdi buraya kadar her şeyimiz tamam. Buraya bir adet garaj doğrumuzu da attık. Base'imizin başlangıç ve yükseltme seviyesi bu şekilde. Zaten standart 2'ye 1 base'lerin en minimum hatta maksimum geliştirilebileceği base bu şekildedir. Bundan sonra yapmanız gereken önemli olan şeyleri sizlere göstereceğim. Roof'umuzu atacağız. İç dizaynı ben tekrardan söylüyorum. Siz iç dizaynı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece kendisinin kullanmış olduğu dizaynı atıyorum. Bu saatten sonra güzel bir şekilde fake'lerimizi çıkacağız, roof'umuzu çıkacağız, multi TC'lerimizi bağlayacağız. Sonra base'imizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer şeyden bildiğiniz gibi buraya bir adet kare atıyoruz. Yanına bir üçgen, buraya da bir üçgen. Burası tamam. Bunun aynısını buraya da atıyoruz arkadaşlar. Sırayla giderseniz kafanız karışmaz. Sonra buradan yapmanız gereken şeylerden bir tanesi normalde buradaki bundan önceki diğer base'de multi TC bu şekilde bağlamıştık ama bunu da biraz farklı bağlayacağız. Şimdi buradaki amaç iki tarafı da aynı şekilde yaptık. Şimdi buraya bir adet üçgen, buraya bir adet kare, buraya bir adet kare, kare, üçgen, üçgen. Bakın şöyle göstereyim. Kırılacak olanları tahtaya çeviriyorum. Şunlar kırılacak. Şu da dahil pardon. Evet. Şunlar kırılacak. Kırılmayacaklar taş şeklinde kalacak. Kafanız karışmasın. Aynı şekilde buraya da geliyorsunuz. Üçgen. Kare. 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 Üçgen. Üçgen. Bunu taşa çeviriyoruz. Bunu da taşa çeviriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Tahta olanlar yani saman olanlar kırılacak. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi her tarafı birbirine eşit. Tahta olanları kırıyoruz arkadaşlar. Benim yaptığım şekilde yaptığınız sürece hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunları kırabiliriz. Şöyle bir kıralım. Gördüğünüz gibi her şeyimiz tamam arkadaşlar. Bu saatten sonra yapmanız gereken tek şey roof'a kadar çıkacağız ve burada önemli olan şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Şimdi buraya bir adet double door atıyoruz. Karıştırmayın. Buranın tam arkasına bir adet daha double door atıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken tek şey duvarları çekmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer base'de olduğu gibi burada da aynı şekilde çektik base'lerimizin iç kısmını. Şimdi buraya tekrar 3. katımıza çıkıyoruz. Alt katın aynısı arkadaşlar. Buraya bir adet şöyle göstereyim. Evet. Elektrik
sigortamızı, şey bataryamızı alalım. Buraya bir adet load room yapıyoruz. Burayı tekrar kapatıyoruz. Çatı kısmımızı atacağız. Sonra aşağıda kalan şu yapıyı bir kademe daha yukarı alıyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi yukarı taşıyoruz. Gördüğünüz gibi gene eşit seviyede oldular. Şimdi bu saatten sonra yapmanız gereken şeyler artık iç pickdown'u yapacağız. Sonra roof'u çıkacağız. Dış pickdown'u yapacağız. Sonra base'imiz bitiyor. Bu kadar. Şimdi kafanızın takıldığı bir yer varsa tekrar anlatıyorum. Önce starter'ı yaptık. Starter'dan sonra ikinci kata kadar, hatta 2,5 kat diyelim, çıktık. Çıktıktan sonra dış pickdown'ları ayarlamak için yarım blok şeylerle, normal bloklarla dış pickdown'ımız için zemin ayarladık. Zeminlerimizi ayarladıktan sonra 2 adet içeri giriş ve çıkış kapılarını ayarladık. Eşit seviyeye getirdik. İkinci kata kadar getirdik. İkinci kattan itibaren üçüncü kat temelini attık. Üçüncü katta tekrar bir iki tane batarya odası, iki tane loot room odası ve çatıya çıkış yerimizi ayarladık. Ondan sonra üç kat olduğu için dışarıda ayarladığımız olan iç pickdown'un taşlarını tekrardan üçüncü kata kadar yükselttik. Buraya kadar her şey okey. Şimdi bu saatten sonra yapmanız gereken şey iç pickdown'u ayarlayıp içerideki loot odalarını ayarlamak. Şimdi onlara geçmeden önce buraya bir adet oda yapacağım. Hızlı yataklarınızı koymanız için. Şöyle. Buraya 4 adet oda atacağız. Bunların 2 tanesi 4 tane olacak toplamda bu şekilde. Evet, kapıdan ayrı olacak. Kapıya bakmayacaklar. Buradaki odamız da aynı şekilde. Bunları kıralım. Şuraya da bir adet oda yapacağız. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Toplam 4 adet odamız var. Buraya hızlı yatak, locker'lar gelecek. Raid savunmasında falan çok etkili oluyor bu arada, bilginiz olsun. Bu şekilde locker'larımızın ve hızlı yataklarımızın yerinde atmış bulunmaktayız. Şimdi bu odaları üst kata kadar yükseltiyoruz ve çatıda kapatıyoruz arkadaşlar. Bunların aynısını da burada yapıyoruz. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi artık burada Dana'nın kuyruğu koptuğu nokta. Şuraya 2 adet kapı, şuraya da 2 adet kapımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir ayrı bir loot room yapacağız tekrardan. Odamızı yapalım. Aynısını buraya da yapıyoruz. Buraya bir burayı kırıyoruz. Buraya bir adet otomat gelecek. Hatta otomatımızı koyup yerine şimdiden ayarlayalım. Şimdi iç pickdown'lar için şuraya arkadaşlar kafanız karışmasın. Şuraya kare gelecek. Şuraya. Buraya kareyi koydunuz. Tekrar bu tarafa geçin. Öncelikle bunları yapın. Kafanız karışmayacak. Buraya da koydunuz. Şunu bir kıralım. Kırabilirsek. Evet. Sonra bunu bu şekilde koyduktan sonra bu şekilde arkadaşlar böyle gözükecek. Aynısını buraya da yapıyorsunuz. Önce bunu koyuyorsunuz. Önce bunu koyuyorsunuz. Sonra bunu koyuyorsunuz. Bu kadar. Bu tarafa geçiyorum.
Aynı işlemi burada da yapıyorum. Birazdan yukarıdan baktığımda demek istediğim şeyi anlayacaksınız. Bakın iki taraf da eşit. Şimdi arkadaşlar burada en önemli noktalardan bir tanesi buradaki üçgeni düzgün bir şekilde atmak. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Buraya geliyorsunuz. Da buraya ezik tahta olarak düşünün. Şu garajlar olmasa. Bu şekilde çatıya kadar koyuyorsunuz. Şunu alalım. Sonra bunları taşa çeviriyorsunuz. Alttaki iki taneyi kırıyorsunuz. Şunlar da dahil. Onlar zaten sabit kalacak bu şekilde. Aynı şeyi buraya da yapıyorsunuz. Otomatik garaj şeyi olduğu için şunları bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet. Şunları kıralım. Alttaki tekrar bunları kırıyoruz ve bunları geliştiriyoruz. Sonra üçgenlerimizi bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yapmanız gereken şey bu. Dikkatli olun. Gerisi basit. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi her taraf birbirine eşit. Şimdi burayı alt kısımda yaptığımız gibi buraya da bir adet oda yapıyoruz. Ama üstünü kapatmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Üstünü kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Üst kısmı açık kalıyor. Üst kısmı açık kalıyor. Pardon. Burası açık kalıyor. Buradaki duvarları olduğu gibi eşit seviyeye getirebilirsiniz. Buraya kadar her şey tamam. Böyle göstereyim yukarıdan. Sonra buraya yarım bloklarla etrafını en üst katı dönüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Çatır eğitlerini engellemek için buraya alçak duvar koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şunların yönlerini değiştirelim. Alçak duvarı buraya olduğu gibi dönüyorsunuz. İç kısmına kadar. Base biraz zorlayıcı ama gerçekten kullanışlı. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Sonra buraya şuraya pardon bir tanesi buraya olacaktı. Yerlerini karıştırmayalım. Buraya bir adet tabii ki de merdiven atacağız. Bir tane de buraya atacağız arkadaşlar. Sonra buraya olduğu gibi kapatabiliriz artık. Buraya kadar her şey tamam. Kusursuz bir şekilde geldik arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırıyor ama gerçekten base kullanışlı. Şuradaki kapılarımız normal şey kapısı olacak. Onları düzeltelim. Evet. Şimdi alt tarafı yaptık. Üst tarafı yaptık. Şimdi çatı kalıyor. Çatı roof'un da bittikten sonra multi-tease'lerimizi bağlayacağız ve videomuz bitecek arkadaşlar. Burayı olduğu gibi bu şekilde kapatıyoruz. Aynı çıkış yerinin aynı tasarımı buraya da yapıyoruz. Sonra buraya bir kapı, buraya bir kapı, buraya bir kapı, buraya bir kapı. Gördüğünüz gibi bu tarafları şey yapıyoruz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Göstereyim. Soldaki ile sağdaki çıkışların ikisini de aynı şekilde yapıyoruz.
dizaynlarını da aynı şekilde tasarlıyoruz. Şimdi duvarlarımızı kapatacağız. Buraya dikkat edin. Burayı kapattınız. 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 Şurayı da kapattınız. Şöyle iki tane çıkıntı olacak. Bu tasarımın aynısını buraya da yapacağız. Kafanızın karışmasını istemiyorsanız bu taraftan başlayın. Bu iki tane yeri kapatın. Ondan sonrası basit. Şurayı da şöyle kapatalım. Burayı da kapatalım. Şöyle. Evet. Şimdi çatı çıkış yerlerimizi ayarlayacağız. Böyle göstereyim. Çatı dizaynımızda iki tarafta eşit. İki tarafta birbirine denk. Çatı çıkış yerlerimizi ayarlayacağız. Ondan sonra burayı çok dikkatlice dinleyin. Kafanız karışırsa roof'u biraz yanlış atabilirsiniz. Şimdi şuraya bir adet zemin. Şuraya bir adet zemin. İki adet karşılıklı zemin olacak arkadaşlar. Sonra buraya geldiğinizde buraya bir çatı, duvar. Buraya geliyorsunuz. Çatı, duvar. Gördüğünüz gibi. Sonra burayı olduğu gibi kapatıyorsunuz. Altı boş kalıyorsa bu şekilde doldurup rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Burası bu şekilde açık kalacak. Buraya bir adet kapı koyuyoruz. Buraya da bir adet kapı koyuyoruz. Şunu artık şurayı kapatıp evet. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya bir adet çıkışımızı koyuyoruz. Buraya da bir adet çıkış koyuyoruz. Gördüğünüz gibi base'imiz, çatısı ve birlikte tamam. Şimdi bu kalan yerleri nasıl yapacağız? Onları sizlere tek tek göstereceğim. Şimdi buradan yaptığımız çıkışı şuradan şöyle başlıyoruz. Buraya böyle koydunuz. Karşı tarafa geçiyorsunuz. Her tarafı birbirine eşit şekilde gördüğünüz gibi. Bundan sonrası basit. Roof'umuzu çıkacağız. Şurayı şu şekilde. Burayı kapatmışız. Burayı da kapatalım. Buraları da kapatalım. Tamam. Bundan sonrası zaten klasik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Kapılarımızı atalım. Şeylerin kırılması normal. Kapılarımızı sırayla atalım. Roof'umuzu atıyoruz. Sonra multi TC'mize bağlayacağız ve base'imizi bitireceğiz arkadaşlar. Eğer burası çok kırılıyorsa buraya bir duvar çerçevesi atıp burayı destekleyin. Bu şekilde olur. Bilginiz olsun. Kırılan yer varsa aklınıza bulunsun arkadaşlar. Bazen böyle sorunlarla karşılaşırsanız mesela burası da aynı şekilde desteklemek için buraya koyuyoruz. Roof'umuzu attık. Çatı kısımlarımızı güzelce şekilde kapatalım. Kapılarımızı kapatalım. Bunlar roof'a çıkan yerler. Roof'umuzu attık. Base'imiz kendini iyice toparlamaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu rampaları niye koyduk? Hemen sizlere güzel bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekli buraya da yapıyoruz.
Sonra şunu şuradan iptal edelim. Rüzgar türbinleri için ve normal şeyler için yerimizi ayarlayalım. Bir adet buraya geliyor. Bir adet buraya geliyor. Taretlerimiz için bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi base'imizin tasarım ve standartı bu şekilde. Bundan sonra multi TC'yi bağlayacağız. Base'imiz bitti. Çatı kısmı bu şekilde. Dizaynları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben buraları boş bıraktım. Buraları sandık odası, hızlı yatakları zaten tasarlamıştık, koymuştuk. Base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi multi TC'yi bağlayıp base'imizi iyice toparlayıp artık sona doğru gelmek. Her zamanki gibi klasik atacağız. Bunu kırıyorsunuz. Yani şöyle yapalım. Kafanız karışmasın. 1, 2, 2'den devam edin. 3, 4, 5, 6, 7, üçgen. Şuraya bir TC atacağız. Burayı olduğu gibi kapatın. Tabi buraya güçlendirilmiş pencere koyun. Sonra şuraya bir adet temel koyuyorsunuz. Dışarı çıkış için. Buralara sur gelecek. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya güçlendirilmiş pencere. Çatımızı kapatalım. Hatta şunu ben aktif edeyim artık. Şöyle yapalım. Daha iyi olsun. Kafanız karışmasın. Şurası şuralar normal olacak. Şuraya güçlendirilmiş pencere. Normal kapılarımızı koyuyoruz. TC'mizi şöyle güçlendirilmiş penceremizde koyalım. Evet. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradaki double door'umuzu kaldıralım. Şuradan itibaren pardon, burası değil. Şuradan itibaren yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada yaptığımız görüntünün aynısını bu tarafa da yapacağız. 1 2 burayı kırıyorsunuz. 3 4 5 6 7 zemin. Buraya kapımızı attık. Şuraya kapımızı atıyoruz. Bu şekilde. Sonra buraya bir zemin atıyoruz. Arkadan yukarı kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar. Gördüğünüz gibi buraya kadar her şeyimiz tamam. Multi TC'lerimizi bağladık. Şöyle göstereyim. Base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Her şeye kadar bitti. Şimdi iç kısımda önemli olan yer tabii ki de loot room'lar. Yani önemli olan yerlere tabii ki de HQ'ya vurmayı unutmayın. Zemin ne kadar arkadaşlar? Burası çünkü dışarıdan bir kapı patladığında direkt içeri girebiliyorlar. İkinci katları metale vurabilirsiniz. Yani elinizdeki malzemeye göre kullanabilirsiniz. Bu şekilde metale vurabilir. Detaylı bir şekilde göstereyim. İç pickdown'umuz hazır. Gördüğünüz gibi toplam 8 adet hızlı yatak ve locker'larımız mevcut. Dizaynı komple size bıraktım. Biz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Çekilişi kazanan arkadaşlara tekrardan tebrik ediyorum. Discord üzerinden bana ulaşarak hediyelerini alabilirler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.